Ya selam, ondan geliyor. Gel. Burada neler? Ya. Al bakalım. Allah. Tuğun kabul et. Ay sakın. Emre Hocam hoş geldiniz. Emre Hocam hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz şu an? Merhabalar, merhaba. Gayet güzel duyuyorum. İyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz Merhaba tekrar. İbrahim Hocam. Katılımcılarımız gelmeye devam ediyorlar hocam. Biraz bekleyelim Evet, isterseniz. birkaç dakika müsaadeniz olursa bekleyebiliriz. Aha, tabii ki. Evet, velileri bekliyordum. Öğrenci görüyorum karşımda. Çok güzel. Herkes burada. Muhteşem. Evet, herkese Eskişehir'den kucak dolu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Birazdan yayınımıza başlayacağız. Biraz daha katılımın artmasını bekliyoruz. Yazanlar var, soranlar var. O yüzden sabrınız için teşekkür ediyoruz. Tabii katılımcılar şaşırmıştır. Emre Hoca deyince erkek bekliyorlardı bence. Bilmiyorum. Var mı Emre Hoca erkektir herhalde diye düşünenler, şaşıranlar. Gerçi afişten kadın olduğumu görmüşlerdir herhalde. Yanlış falan yazılmadı. Evet, Emre diye erkek öğrenciniz vardır herhalde İbrahim Hocam. Bu yıl Emre diye hiç öğrencim yok hocam. Yok Daha mu? önce olmuştu ama. Evet. Bütün velilerimize, anne babalara, çocuklara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. İbrahim öğretmenimiz ne zaman başlayalım derse o zaman inşallah başlayacağız. Ebru Hanım yazmış, afişten görmüştük hocam diye. Evet. Artık tabii dijital çağdayız.
yapay zeka araçları, dijital teknolojiler oldukça artarak yaygınlaşıyor. Benim göreve başladığım ilk yıllarda bu kadar sosyal medya yoktu. İşte sınıfa gelip de erkek öğretmen bekleyen öğrencilerim çoktu o zamanlarda ama aslında muhakeme etmek çok önemli. Mesela derdi ki bazı öğrencilerim, ev isim olmayacağına göre hocam iki tane soy isim var. Ben kadın olduğunuzu anlamıştım. Burada bile bir matematik var aslında değerli konuklarımız. Evet, bugün matematik konuşacağız. Matematik sevgisi konuşacağız. Sevmek için ne yapmak gerekir? Sevdirmek için neler yapmak gerekir? Bunlarla bir arada olacağız. Her tür sorunuzu, katkınızı lütfen bizden esirgemeyin. Sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veya söz isteyip konuşabilirsiniz yayın sonrasında. Anlık aklınıza gelen şeyleri de yazarsanız yine İbrahim öğretmenimiz bize aktaracaktır. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Yani normalde akşam saatleri tüm günün yorgunluğunun artık bir kenara bırakıldığı meşgalelerin bir vakit ve çok zaman insanlar daha çok dinlenmeyi tercih ediyorlar. Bugün burada çocuğunuz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim değerli anne babalar, değerli konuklar. Şerife hocamız, Şerife Yılmaz öğretmenimiz bir mesaj iletiyor. Çok teşekkür ederiz bu programı düzenlediğiniz için demişler. Teşekkür ediyoruz biz de Şerife öğretmenimize. Emre hocamız bizi kırmadı. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok teşekkür etmek istiyorum bizi kırmadığı için. Sağ olun hocam tekrardan. Evet, ben İbrahim öğretmenime teşekkür ediyorum. Yazdığında olumlu dönüş yapmamın onu şaşırttığını söyledi. Aslında biz öğretmenler, ki biz öğretmenlerin öğretmeniyiz, üniversitede görev yapıyorum ben. Biz de sahadaydık, ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptım. Dolayısıyla fakülte, okul işbirliği, söz konusu bilgilerin, bazı okumalarımızın, bazı araştırmalarımızın ve bazı araştırma sonuçlarını okuduğumuz, siz velilerle buluşturulması, çocuklarla bir araya getirilmesi çok değerli. O yüzden ben öğretmenlerden gelen teklifleri hiçbir zaman reddetmek istemiyorum. Programıma bağlı olarak mutlaka almak istiyorum. Ufak da olsa hani belki de taşın altına elimi koymak istiyorum. Bir nebze de olsa matematik eğitimine, ülkemizin geleceği olan gençlere, çocuklara destek olmak istiyorum. O yüzden teklifiniz için ben teşekkür ediyorum. Yani sadece dersi matematik değil, gerçekten derdi matematik olan öğretmenler, veliler bizim için çok değerli. Çocuklar çok değerli. Yani dert derken de şunu anlatmak istemiyorum aslında bugün. Ki konuda çok konuşacağız ama matematiğin bir sorun olmasından ziyade matematiği daha nasıl sevebiliriz, daha iyi nasıl yapabiliriz, gerçekten o matematiğin kişilere vermek istediği mesajı doğru adrese nasıl ulaştırabiliriz, bununla dertlenen kişiler aslında. O yüzden çok değerli, tekrardan davetiniz için değerli hocam İbrahim Kuş'a, yine okul müdürümüze, yönetici, idareci hocalarımıza, burada olan öğretmen arkadaşlarımıza ve Salihli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu bütün velilerine teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonda beni davet ettikleri için. Umarım bugün böyle biraz olsun hemhal eder, biraz olsun söz konusu durumu ortaya koyar ve ufak da olsa sizlere katkı sağlarız umuyorum. Evet, nasıl yapalım hocam? Başlayalım mı? Bir mesajla hemen başlayacağım hocam. M. Taner isimli öğretmenimiz, iyi yayınlar, Emre hocama sevgiler, saygılar diye belirtmiş. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar. Katılımcılar gelmeye devam ediyorlar. Yavaştan başlayalım eğer uygun bulursanız öğretmenim. Ben öğretmenim demek istiyorum Emre hocama, müsaade ederse. Ben de zaten söz konusu içeriğimde, sunumumda iyi ki öğretmenim diye bir slaytım var. Ben de öğretmen olmayı çok seviyorum. Öğretmenlik mesleğini çok seviyorum gerçekten. Ve hocam hitabından ziyade öğretmenlik hitabı bana çok daha fazla duygu veriyor. Teşekkür ediyorum İbrahim öğretmenim tekrardan. Sağ olun. Evet, şu an sanırım başlayabiliriz. Şu anda YouTube'da da yayındayız hocam. Tamam. 40 küsur MİT'teyiz,
40 küsürde YouTube'da devam ediyoruz. Ben her iki taraftan da katılımcıların soruları olursa ileteceğim size. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ ediyorum hocam. Heyecanla kalem mi kağıdım aldım. Ben de notlarımı alacağım. Evet. Dinlemedeyiz hocam. Teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Eskişehir'den, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden sevgili selamlarımı iletiyorum. Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin işbirliğiyle moderatörlüğünü değerli öğretmenimiz İbrahim Kuş'un yaptığı söz konusu içeriğimizle karşınızdayız. Evet, ben başlık belirlerken aslında matematikte başarılı olmak denebilirdi. Matematik kaygısı, korkusu denebilirdi. Ama bunlardan ziyade aslında sevmenin çok önemli olduğunu düşünen bir öğretmenim. O yüzden velilere hitap edeceğimi duyunca bir anneyim aynı zamanda her şeyden önce. Bir öğretmenim. Urla Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptım. 9 Eylül mezunuyum. Manisa'ya da Salihli üzerinden çokça gidip geldim. Kapadokya yöresinden İzmir yöresine geçerken yolumun üzerinde böyle geçtiğim ve çok değerli insanları tanıdığım bir belde oldu benim için. O yüzden Manisa'ya da Salihli'ye de sevgilerimi iletiyorum. Evet, bugün bu akşam saatinde değerli vaktiniz için katılım sağlayan gerek YouTube'dan gerek Meet üzerinden bizimle birlikte olan tüm izleyicilere, tüm velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı öpüyorum, sevgilerimi iletiyorum. Bugün sevgi konuşacağız biraz, matematik sevgisi konuşacağız. Ve ben ilk olarak öğretmenlik misyonumun biraz altını çizdim ama aynı zamanda üniversitede öğretim üyesiyim. Ve sayısız öğretmen yetiştiriyoruz. Bu öğretmenlerimiz sahaya iniyorlar, öğretmenlerle bir araya geliyorlar. Onların da bazı bizlere sunmuş olduğu içeriklerden, geri bildirimlerden ve okuduğumuz bazı çalışmalardan, aynı zamanda kitaplarda, çeşitli yerlerde karşılaştığımız içeriklerden hareketle, yani 2001 yılından bu tarafa matematik eğitimi alanında çalışıyorum. Buradan hareketle böyle bazı anekdotlar aslında bugün sizinle paylaşacağım değerli izleyiciler. Katkınız olursa her zaman beklerim. Sorunuz olursa memnuniyet duyarım. Ve şu an canlı yayında da olduğu için daha sonra kayıttan da izlemek isteyen olursa sanırım izleyebilecekler İbrahim öğretmenim, değil mi? Aynı zamanda evet. Kayıttayız da şu anda, evet hocam. Evet, yani hiç tanımadığımız bir yere gittiğimizde, bir insanla bir araya geldiğimizde dahi hemşehrim diyoruz, hemen bir yakınlık kurmaya çalışıyoruz aslında. Ben Ürgüplüyüm bu arada. Dolayısıyla hani her şey bu kadar renkli ve böyle güzel değil aslında hayatta. Yani bu taşı kayayı da görebiliriz, oradaki güzelliği de görebiliriz. Dolayısıyla Ürgüp'te doğmuş, doğduğu şehirde değil, doyduğu şehirde yaşayan ve burayı da çok seven aslında masal şatosu. İşte şato, şatoda neler vardır böyle, afaki kimi kavramlardan bahsederiz. İşte cüceler, periler, işte deriz, canavarlar der, çocuk hikayeleri, masalları. Dolayısıyla biz bazı şeylere sempati duyarız, bazı şeylerden de ürkeriz, korkarız. Bilhassa bilmediğimiz şeyler bizi çok korkutur aslında. Yani ne gibi? Mesela karanlıkta kalktınız gece yatağınızdan, karşınıza anneniz çıktı. Çok yakından tanıdığınız bir insan olmasına karşılık bir anda karşınıza çıktığı için, ne olduğunu anlamadığınız için, kim olduğunu fark etmediğiniz için ürkebilirsiniz. Dolayısıyla aslında bugün matematik sevgisi derken korkusunun da aslında kaygısının da tanımamaktan, anlamamaktan kaynaklandığını altını çizeceğiz. Evet, biz üniversitede olmamıza karşı... Evet, sesinizi kapatırsak İbrahim öğretmenim çok daha herhalde nitelikli bir yayın olur. Hemen hallettim ederim hocam. Anlayışınız için sizlerden de rica ediyorum değerli dinleyicilerimiz. Evet, biz matematiği sevmek için değerli konuklarımız çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bakın, burası bizim üniversitemiz. Dünya Matematik Günü, Pi Günü etkinlikleri yapıyoruz. Yani üniversite öğrencilerinin balonlarla, renkli sayılarla işine veya işte burada tospa arabalar var onlarla işine diye düşünmeyin. Her bireyin aslında eğlenceye, eğlenceli öğrenmeye veya eğlenceli yollardan öğretmeye ihtiyacı var. Bilhassa biz öğretmenlerin, biz velilerin, anne babaların. Dolayısıyla bugün bu içerikten hareketle
Yunus Emre'nin şehrinden, Eskişehir'den herkese tekrar saygılarımı sunuyorum. Ve Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Bir defa biz kendimizi bilmeliyiz, çocuklarımızı bilmeliyiz. Yani çocuklarımızın performanslarını, kapasitelerini, huylarını, davranışlarını, kabiliyetlerini ve karakterlerini aslında çok iyi bilmeliyiz, tanımalıyız. Şu an benim sunacağım bazı şeyler, bazı çocuklarda birkaçı etkili olurken bazılarında diğerleri etkili olacaktır. Çünkü her birey farklıdır. Farklı yollardan öğrenir ama mutlaka öğrenir. Dolayısıyla burada yine Yunus Emre der ki okumaktan murat ne, mana ne diye geçer bazı yerlerde de. Biz anlam yüklemeyi de öğrenmeliyiz. Matematiğin en büyük sevgi eksikliğinin arkasında yatan nedenlerden birisi ne yazık ki ezber bir branş olarak, ezberlenen bir ders olarak kişinin önüne sunulması, öğrencinin önüne sunulması. Oysa ki anlamıyla ilgilensek, sadece işlem becerisinden ziyade üst düzey düşünme becerilerini, muhakeme etmeyi, akıl yürütmeyi yani problem çözmeyi daha çok önceliklendirsek, o zaman inanıyorum bir kuru emek olmak ziyade gerçekten çok değerli bir alan, bir uğraş, bir katkı unsuru olur. Evet, ben burada çok çeşitli seferberlik çalışmasına katıldım. Bakan yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, geçtiğimiz dönemde seferberlik çalışmalarında görev aldım ve orada şöyle diyordu: her çocuk matematik öğrenebilir. Matematik hayata karışacak. Sınıftan çıkacak, hayatta yer bulacak diyordu. Bu sloganlar aslında farklı düzeylerde de olsa mutlaka matematik öğrenebilir. Ve matematik aslında sınıftan çıkıp hayata karışacak diye bir şey yok. Aslında sınıfa hapsedilmesi çok yanlış. Hayata karışan, aslında hayatın içinde olan bir ders, bir alan. Dolayısıyla anne babalarımızın, velilerimizin aslında evde de matematik olduğunu bilmeleri çok çok önemli. Bu yine benim farklı TRT'de yapmış olduğumuz bir yayından hareketle koyduğum bir kare. Dolayısıyla derdi matematik olan, sadece dersi matematik olmayan bir öğretmenim. İyi ki de öğretmenim diyorum. Burada da siz değerli velilerle ve öğretmen arkadaşlarımla bir arada çocuklarımızın matematikte başarılı olması için bugün dertleniyoruz. Evet, evrenin dili matematiktir denir. Hani hayata karışacak dediğimizde, bu da benim oğlum. Şu an 7. sınıf. Dolayısıyla sizlerle aslında aynı hayatı paylaşıyoruz. Aynı isteği, aynı arzuyu, çocuğumuzun mutlu bir geleceği olmasını arzu ediyoruz. Çocuğumuzun iyi yerlerde olmasını, gelecekte mutlu bir insan olmasını, toplumumuza katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla hani diyor ya Nasrettin Hoca, damdan düşen birisini getirin bana, damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Yani bugün ben size bu içeriği oluştururken aslında bir anne olarak da sizin gibi düşünerek, dertlenerek, bazen hatalar yaptığımı fark ederek, böyle yapmak daha uygun olur diye düşünerek aslında bir içerik hazırladım. İlk olarak bildiğiniz üzere teknoloji çağındayız dedik. İşte ChatGPT'ler, çeşitli sorular soruyoruz biliyorsunuz. Bazı yanıtlar veriyor bize. Ben gerçekleştirilmesi en zor 3 meslek nedir diye sordum. Ve bana dedi ki zor kavramı genellikle bir mesleğin fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak ne kadar yoğun olduğunu ifade eder. Bu anlamda da cerrahlık zordur, astronot olmak zordur, savaş alanında doktor olmak zordur dedi. Tabii ben baktığımda aslında anne babalar olarak sizler bazen cerrah olmasanız da işte acil müdahale eden birisi oluyorsunuz. Bazen çocuğunuzun uzaya çıkmasını istiyorsunuz. İşte bazen çocuğunuzun müdahale etmek durumunda kalan, sık sık stres yaşayan ve tehlikeli durumlarla karşılaşan insanlar oluyorsunuz. Çocuğunuzun çünkü iyiliğini istiyorsunuz, yeteneklerini, becerilerini geliştirmek istiyorsunuz. Ona güzel bir hayat sunmak istiyorsunuz. Yani sizin yaşadığınız kimi zorlukları, kimi olumsuz tecrübeleri deneyimlemeden daha iyi bir hayatı, daha iyi bir geleceği olsun istiyorsunuz. Yine hayatta en zor sorumluluk nedir diye sordum.
Burada bakın ilk sırada sizi, bizi söyledi. Yani dedi ki ebeveyn olmak çok zordur. Çünkü bir çocuğun yetiştirilmesi, onun sağlığı, güvenliği, eğitimi, mutluluğundan sorumlu olmak çok gerçekten büyük bir sorumluluk. Fedakarlık istiyor, sabır istiyor, anlayış istiyor, sevgi istiyor. Ve biz aynı zamanda bakıyoruz çocuklarımıza ve bir nevi liderlik etmek istiyoruz aslında. Ve burada da baskıdan, sorumluluktan bahsediyor yine değerli katılımcılar. Dolayısıyla ben bir ebeveyn olarak, anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz veya çocuğunuza liderlik eden birisi olabilirsiniz. Anneanne, babaanne olabilirsiniz, abi, abla olabilirsiniz. Burada matematiği sevmesi için ne yapmalıyım sorusunun hemen arkasına şöyle bir şey sormak istedim. Acaba hiç düşündünüz mü? Anne baba olarak, anne baba ebeveyn olarak yani bu görevi ben ne kadar yerine getirebiliyorum? Biz her yastığa başımızı koyduğumuzda aslında bazen yanlış davranışlarımızı, bazen iyi örnek oluşturup oluşturmadığımızı, ne kadar anladığımızı, dinlediğimizi çocuklarımızı ya da gerçekten hani anne baba olmak sadece biyolojik olarak çocuk dünyaya getirmek değil diyoruz. Öyle mi anne baba oluyoruz yoksa diye sürekli muhasebe yapıyoruz. Değil mi? Bazen acaba diyoruz kaldıramayacakları yükler mi yüklüyoruz? Ya da ben onun yaşındayken öyle değildim diyoruz. Değil mi? Onun da bizim gibi yapmasını, davranmasını bekliyoruz. Dolayısıyla kendi vicdanımız bizim aslında en güzel değerlendirme mekanizmamız. Her zaman vicdanınızı işe koşmanızı öneriyorum ben size. Yani bir davranış yaptığınızda eğer vicdanınız biraz rahatsız oluyorsa onu bir araştırın yani. Orada bir şey vardır mutlaka. Yani onun doğrusu vardır mutlaka. Dolayısıyla vicdan ilk altını çizeceğim konu olacak. Çeşitli ebeveyn tutumları var. Bunlar tabii ilk kitapta birazcık böyle psikolojiden giriyorum. Matematiğe geçeceğim. Bunları da kavram olarak bilmemiz gerekiyor. Mesela aşırı otoriter misiniz? Çocuğu sürekli böyle kafeslemek mi? Mesela böyle bazı davranışlar olabiliyor. Çok serbest. Yani her şeyi yapabilir. Çocuk ne yapsa mübahtır. Her şeyi yapabilir. Serbest ebeveyn tutumu diyoruz. Yine dengesiz dediğimiz bir yaklaşım var. Bu anne ile baba arasında olabileceği gibi annenin ya da babanın herhangi bir bireyin kendi içinde de söz konusu olabilir. Yani bir gün aslan oğlum deyip bir gün işte ne biçim insansın sen, ne biçim çocuksun sen, aşırı uçları yaşatabilir. Bu dengesiz davranışlar da çocuğu bazen zora sokabilir değerli velilerimiz. Evet, bir diğer veli yaklaşımı. Mükemmelliyetçilik. Bu bazen çocuklara kazandırırken bazen de çocukları çok zora sokabiliyor. Duvara çizdiği bir şeyde ölçü aleti kullanıyor çocuk. Kendisi bağımsız resim çizmeyi artık bir kenara bırakmış oluyor. Bu da gerçekten sıkıntılarımız arasında. Bir diğeri yine mükemmelliyetçi ailelerde var. Sürekli tavsiyeler sunan. Yani arkadaşlarının hiçbiri beş para etmez diyor. Ona insanları tanıtmaya çalışıyor. Başaramazsan gözüme gözükme diyor. Ona kendi ayakları üzerinde durmayı öğrettik diyor buna dayanarak. Dolayısıyla bazı olumsuz sözler, söylemler, bunları da zaman zaman içerikte yer vereceğim değerli hocalarım ve değerli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz. İbrahim Hocam seste ya da görüntüde herhangi bir sıkıntı yok sanırım. Hayır, gayet iyi duyuyoruz, gayet hiçbir problemimiz yok öğretmenim. O zaman biz aslında hani hep diyoruz ya demokrasi çok önemli. Gerçekten çok güzel bir yönetim anlayışı diyoruz. Ve ailede de aslında biraz demokratik ortamlardan bahsediyoruz. Yani diyoruz ki çocuğun da bir birey olduğu, bir insan olduğu, kandırılmadığı. Mesela bazen işte çocuğa diyoruz ki bir şey yemek istiyor, işte yemekten sonra vereyim diyoruz. Yemekten sonra unuttuğunda vermiyoruz. Burada biz dürüst davranmamış oluyoruz. Oysa ki aksine yemekten sonra önüne koyup bak artık yiyebilirsin dememiz gerekiyor. Dolayısıyla davranışlarımız çok değerli. Bunu tabii ki bir bütün olarak baktığımızda benim şu şiir çok hoşuma gidiyor. Diyor ki çocuklarımız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları, kızları. Evet bizim aracılığımızla geldiler ama bizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.
Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarına değil. Çünkü ruhları yarındadır diyor. Yani dolayısıyla burada okçu ve yay benzetmesi var. Yani biz her ne kadar okçu olup sonsuzluk yolunda hedefi görüp yayı eğerek okun uzaklara uçmasını arzu etsek de burada bazı engeller oluyor değerli velilerimiz. Dolayısıyla biz burada matematik eğitimi bağlamında, matematik dersi özelinde bu engelleri nasıl aşabiliriz? Matematiği sevmesi için ne yapabiliriz anne baba olarak? Bugün yine bunu konuşacağız. Evet, burada çocuğumun bir şey sevmesi için ne yapmalıyım? Mesela çocuğumun yemeği sevmesi için. Çocukların sevmediği yemekler vardır değil mi mesela? Hani daha erken çocuklukta. Bamya yemeğini seven, bilmiyorum çocuklardan var mı? Pırasa yemeğini seven yoktur. İşte bezelye, barbunya tarzı bazı şeyler, enginarlar çok sevilmez. Bazı şeyler sevilmez ama pilavdır, makarnadır değil mi? Çocukların sevdiği bazı şeyler vardır küçük yaşlarda. Dolayısıyla aslında buradaki çocuğumun nesnenin önemi yok. Bir şeyi sevmesi için ne yapmalıyım? Yani ben bir yemeği sevmesini istiyorsam bir defa benim kendimin onu severek yapması lazım. Yani benim kendimin hazırlarken sevmediğim şeyi çocuğun önüne faydalı diye koyduğumda yemesini bekleyemem. Güzel sunmadığımda bir şeyi, servis etmediğimde bir şeyi, değil mi? Böyle tabağı falan süsleyip önüne koyduğunda çok değişik böyle şeyler var. İşte ayıcık yapıyorlar falan böyle yemekleri, yumurtadan, işte çeşitli sebzelerden, meyvelerden. Sunum çok önemli yani. Dolayısıyla bir şeyi sevmesi için birisinin değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Aslında burada da geçerli değerli anne babalar. Evet, sevgi deyince sevgi, hatta kainatın bile sevgi üzerine yapıldığı, yaratıldığı söylenir. Sevgi neydi? Hani bir yine al yazmalım Selvi Boylum filminden hatırlayın. Sevgi iyilikti diyor, dostluktu, sevgi emekti. Dolayısıyla sevgi dostça uzanan insan eliydi. Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan o sıcacık insan iyiliğiydi. Sevgi iyilikti. Bir anne babanın çocuğuna kötülük yapması zaten düşünülemez. Dolayısıyla sizler iyi niyetlerle elinizi çocuğunuza uzatıyorsunuz. Kesinlikle buna inanıyorum. Sahip çıkıyorsunuz çocuğunuza. Bu da çok değerli. Emek veriyorsunuz her şeyden önce. Dolayısıyla sevgi emekti. Matematikte sevmenin de yolu biraz emek vermekten geçiyor aslında. Çocuklarımız için de aynı şey geçerli. Çocuklar biraz emek verirlerse derse o zaman inanın karşılığını fazlasıyla alırlar. Siz de birazcık evde matematik konusunda davranışlarda bir anne baba davranışında emek verirseniz inanıyorum karşılığını çok daha fazla alacaksınızdır. Dolayısıyla ben yine sevgi sözcüğüyle ilgili yakın ilgi, bağlılık göstermeye yönelten duygu, muhabbet sözcüklerinin altını çizmek istiyorum. Bu da Türk Dil Kurumu sözlüğünde geçen bir tanım. Dolayısıyla bizler bir şeyi sevmesi için ne yapmalıyız sorusunda Fuzuli diyor ki aşk imiş her ne var alemde, ilim bir külli kal imiş ancak. Yani eğer diyor aşk olmazsa alemde, aşk var her şeyde aslında diyor. İlim diğer türlü bir dedikodu olur ancak diyor. Sadece sözcük yığını olur diyor. Dolayısıyla biz matematiği anlatıyoruz ama aslında bütün dersler için bu böyle. Sevdiğimizde, mana yüklediğimizde, anlam yüklediğimizde işte o zaman kuru söz olmaktan bir anlam kazanan, çok daha derin manaları olan içerikler haline dönüşmüş olacak içerikler. Evet, ben bazı kitap kapaklarını derledim sizler için. Burada işte diyor ki mesela ben korkmam matematikten, sevdim seni matematik. Nereden çıktı bu matematik? Keyifli matematik, her şeye rağmen matematik. Matematik bir sihirbaz olsaydı değil mi? Dokunsaydı çocuklarımızın kafasına çok güzel matematik yapsalardı. Veya bazı taktikleri olsaydı matematiğin keşke. Ya da Luna Park'tayken matematik öğrenebilir miyiz acaba gerçekten? Matematik çocuklarımızı yaşatır mı yoksa çocuklarımıza zor bir hayat mı verir gibi bazı sorular burada var aslında. Dolayısıyla bunlar bakın bizim yazarlarımızın koyduğu başlıklar. Yani bu başlıklar bize neyi anlatıyor? Ben korkmam derken bir aslında sevme zorunluluğu var. Sevdim seni matematik.
her şeye rağmen matematik. Nereden çıktı bu matematik? Ne işimize yarayacak hocam diyor ya öğrenciler. Dolayısıyla bunların her biri aslında bize birer ipucu veriyor. Diyor ki mesela keyifli hale getirin. Nereden çıktı sorusuna yanıt verin diyor yani. Nereden çıktı hocam? Ne işimize yarayacak hocam? Siz bunları eğer söylerseniz çocuklar diyor o zaman severler aslında. Ve eğlenceli hale getirmek, gerçek yaşamda, Luna Park'ta, alışverişte, çeşitli yerlerde matematiği kullanmak aslında bir yaşamın parçası haline getirmek çok değerli diyorlar. Dolayısıyla biz bunu böyle yapmadığımız için değerli anne babalar, ne oluyor? Bir dert haline geliyor. Ve diyoruz ki bir dert yürekler acısı, bir dert düşman başına. Hani diyor ya, üç derdin var birbirinden üstündür. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bu değil. Şu an en büyük dert işte İngilizce öğretimi, konuşma ülkemizde. Bir diğeri de matematik. Matematik bir dert gibi gözüküyor. Öğrencilerin, kimilerinin yapamadığı bir alan haline gelmiş durumda. Burada anne babalara da çok iş düşüyor. Sadece öğretmenler değil, anne babaların da gerçekten evde çocuklarla davranışlarında önemli bir payı olduğunu söylemek gerekir. Çünkü çocuklar sizden kopan birer parça aslında. O da yarının anne babası. Bu geleneği bozmak, bazı şeyleri değiştirmek bizlerin elinde. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız bizim. Umudumuz, hani gelecek gençlerin ve gençler öğretmenlerin eseridir diyoruz ama gençler ilk eğitimlerini evde anne babalarından alıyorlar. Dolayısıyla gelecekte mesleklerimi önemli, insan olmalarımı önemli. Gerçekten geleceğin mesleğini ve geleceğin insanını şekillendiren, evde yetiştiren ve şu an sizin evinizde misafir bu çocuklar. Yarın bir gün kendi işlerine, kendi ailelerine kavuştuklarında sadece, değil mi? Geçmiş bayramımızı kutluyorum bu arada. Sadece tatilden tatile yanınıza gelen, işte zaman zaman yanınızda olan, yakınınızda olan insanlar olacaklar. Gönül bağınız hiçbir zaman kopmayacak ama günlük geçirdiğiniz vakitler ne yazık ki azalacak. Dolayısıyla bizler aslında şöyle şeyler istiyoruz. Diyoruz ki işte problem çözsün mesela, değil mi? Başarılı olsun, matematikten 90 alsın, 100 alsın, 5 alsın, çok iyi olsun, çok başarılı olsun. Sadece bu mu amacımız? Ben de bir anne olarak sadece çocuğumun başarılı olması mı benim isteğim? Gözü yaşlı, bunalıma girmiş, stres, depresyonda bir çocuğumun olması ama bunun doktor olması çok mu değerli benim için? Dolayısıyla hani şunu söylemek gerekiyor her şeyden önce. Her şeyin başı sağlık diyoruz ya hani büyüklerimizin söylemiyle. Önce sağlık, gerçekten sağlıklı nesiller. Arkasından iyi ahlakla donatılmış çocuklar yetiştirmek çok çok önemli. Dolayısıyla merhametli çocuk, adaletli çocuk, namuslu çocuk yetiştirmek çok önemli. Bir başkasının özgürlüğünün kendi özgürlüğüyle çeliştiği yerde aslında kendi özgürlüğünün bittiğini, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde bilen, kul hakkından korkan çocuklar yetiştirmek de çok çok değerli. Yani iyi insan yetiştirmenin yine burada altını çizmek istiyorum. Zaman gerçekten çok çabuk akıyor, geçiyor. Bugünün küçükleri yarının meslek sahibi insanları olacak. Gideceğiz belki buradaki anne babalarımızın çocuklarına, işte doktor olacaklar diyeceklersin, sunumunuzu dinlemiştik hocam. Ya da çeşitli yerlerde karşımıza çıkacak üst düzey insanlar olacak bu çocuklar. Dolayısıyla zaman çok hızlı akıyor, geçiyor gerçekten. Yani biz de kendi ömrümüzü geriye dönüp baktığımızda ne kadar hızlı geçtiğini görüyoruz. Ve hayat üç gündür, dün, bugün, yarın diyor. Dün geçti, yarının geleceği belli değil. Hayat bir gündür, o da bugündür. Ama biz tabii ki çocuklarımızın geleceği için düşünmek, dertlenmek durumundayız. Onlara güzel bir hayat vermek durumundayız. Burada da aslında geçmişi geçmişte bırakmak. Yani bazı hatalar yapmış olabiliriz, bazı yanlış davranışlarda bulunmuş olabiliriz. Hani o vicdanımızla baş başa kaldığımızda. Ama bundan sonrası için geriye kalan ömrümüzün ilk gün olduğunu bilerek, yeni bir sayfa açarak, yeni bir başlangıç yaparak davranmak, hareket etmek. Çünkü
Geleceğin insanı şu an bizim evimizde. Geleceğin insanın geleceğini de biz dertleniyoruz, değil mi? Çocuklarımızın geleceğiyle de. Dolayısıyla bunlar şu an için çocuklarımız, küçük hanım küçük bey olsa da aslında biliyoruz ki onlar geleceğimizin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığı diyoruz. Mutluluk parıltısı diyoruz. Ve aydınlık bir gelecekleri olsun. Toplumumuza da aydınlık bir gelecek yarınlar versinler istiyoruz Ulu Önder'in sözüyle. Evet, ben burada bir şey var, içerik var. Diyor ki çocuklarınızın iyi insanlar olmasını istiyorsanız onlara gereğine inandığınızın iki katı kadar vakit ayırıp yarısı kadar para harcayın. Yani şu an çalışan anne babalar veya belli bir ekonomik olgunluğa doyuma ulaşmış anne babalar için konuştuğumuzda maddi olarak destek olmanın çok ilgilenmek olduğunu ya da çok pahalı bir hediye almanın çok yoğun bir sevgi vermek olduğunu düşünüyor olabiliriz, yanılıyor olabiliriz bu konuyla ilgili. Dolayısıyla vakit ayırmanın aslında çok değerli olduğunu bilmek lazım. Bu şu demek değil, hocam ben çalışıyorum, ben de çalışıyorum. Hani işi bırakayım, evde akşama kadar çocuğumla ilgileneyim. Çocuklarımız okullarda zaten o zaman zarfında. Nitelikli beraberlik diyoruz. Yani birlikte geçirdiğiniz zamanın gerçekten nitelikli olması. Yani çok zaman, nitelikli zaman anlamına gelmiyor. Dolayısıyla geçirilen zamanın gerçekten etkili, verimli olması, faydalı olması çok değerli. Evet, geçmişten bazı kareler, yokluğun olduğu, paranın imkanının olmadığı okullar, beldeler ve konferans salonu yok, mikrofon yok. Mesela şu an okullarda akıllı tahtalar var, pek çok imkan var. Evde yine belki odası var çocuğun. Eskiden çalışacak bir ortamı, masası yok. Tek bir odada, sobalı evde yaşayan çocuklar var mesela. Yani her geçen gün aslında daha iyiye gittiğimizi, çocuklarımıza çok daha fazla imkan sunmaya çalıştığımızı ve sunabildiğimizi aslında görmenizi istiyorum. Kırık camlar, çocuklar eğitim alıyorlar. Ve bunların da bir anne babaları vardı. Ve bu anne babalar da bu çocukların iyiliklerini, geleceklerini iyi olmasını istiyorlardı. Dolayısıyla yatılı okul öğrencileri, hiçbir anne baba çocuğunun herhalde genç yaşlarda yatılı okulda okumasını istemezdi ama o şartlar onu gerektiriyordu. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Sadece öğretmenler değil, anne babalar da hani diyor ya nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti, bu dünya bir pencere her gelen baktı geçti. Veya geçti geçti mevsimler, süpürüldü takvimler, gidenlerden kalan şey duvarlarda resimler, mezarlarda isimler, geldi geçti mevsimler diyor şair. Dolayısıyla biz aslında bu kısa hayatta istiyoruz ki evladımız iyi olsun, iyi yerlerde olsun. Yani iyi bir iz bırakalım onun üzerinde, onun ruhunda, onun varlığında, onun hayatında anlamlı bir izimiz olsun anne baba olarak, ebeveyn olarak. Dolayısıyla biz bazı sorunlarımız varsa bu derse dair, eğitime dair, davranışına dair burada problemin değil de aslında çözümün bir parçası olmak için ne yapabilirim? Yani burada eğer sorunlar gerçekten birazcık daha ileri derecedeyse destek almak gibi, bir uzmana danışmak gibi kesinlikle yollar da denenmeli. Bazı sağlık sorunları varsa onlarla ilgili kesinlikle tıbbi destek almak gibi. Bunları yaparak aslında çocuğun ruhunda, hayatında, kalbinde iz bırakmak gerektiğini de bilmek ve buna göre dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten hayat kısa, kuşlar uçuyor. İbrahim Kuş Hocam'la da bugün yayınımızı yapıyoruz. Ona da ben teşekkür ediyorum. Böyle kısa bir hayatta gerçekten etki etmek, şeyler yapmak istediği için. Çünkü öyle öğretmen her meslekte aslında öyle kişiler var ki hani diyoruz ya iyi iş yoktur, iyi yapılan iş vardır. Yani zil çalınca çıksa, evine gitse de İbrahim öğretmenimiz şu an burada bir organizasyon yapmaya çalıştığında da İbrahim öğretmenimiz. Yani aldığı para veya işte yaptığı iş değişmiyor ama bir şeyler değişiyor aslında. Etkisi değişiyor. Dolayısıyla işte bu bıraktığı iz,
değişiyor. Bu anlamda da ben tekrar teşekkür ediyorum. Emre Hocam, müsaadenizle Şerife Yılmaz öğretmenimiz, ben de hayranlıkla dinliyorum diyeyim. Bahsettiğiniz şiir hangi şiir diye sormuşlar. Geçti mevsimler dediğim hangisiydi? Sanıyorum o şiiriniz için sormuşlar. Evet, o bir mani tarzı bir dize. Yani doğrudan yazarını bilmiyorum. Hatta şöyle, ilkokuldayken benim hatıra defterimi öğretmenimin yazdığı bir dörtlük. Yani iki tane öğretmenim vardı. Birisi ilkini yazmıştı, diğeri ikincisini yazmıştı. Bunlar bir çiftti. Dolayısıyla oradan okuduğum bir şey. İnternetten eğer şey yaparsak ya da yayının sonrasında altına ben tekrar yazabilirim diyelim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz. Evet. Dolayısıyla çok teşekkür etmişler kendileri de. Ben teşekkür ediyorum. Yani ömrümüzün güzel çağlarını da ya da bazen hayıflanarak ya şöyle davranmasalardı aslında iyi insanlardı biliyorum benim iyiliğimi istiyorlar ama çok da yanlış yaptılar dememek için aslında en güzel çağı haline getirmek için işte düşünüyoruz yani. Dolayısıyla biz evet mükemmel değil. Mesela işte notları çok yüksek olmalı, karnesi böyle olmalı, netleri şöyle olmalı. Evet istiyoruz. Ama öncelik sıralama, işleme önceliği gibi ilk olarak iyi insan yetiştirmeyi hedeflememiz gerekiyor. Ben matematikle ilgili, matematik işte sevgisi, seven insan başarır. O halde matematik başarısı acaba, hani bazen diyorlar ya, ya ben de yapamazdım, çocuğum da yapamıyor. Yani bu bir genetik midir acaba gerçekten matematiği yapmak? Yoksa bir çalışmanın sonucu mudur? Çok zeki çocuklar var ama çalışmıyorlar. Yani günü kurtarıyorlar bazen, onu bile kurtaramıyorlar. Dolayısıyla bir araştırmada genetik faktörlerin başarıyı, matematik başarısını %20 kadar etkilediğini, çevre ve çalışmanın ise %80 kadar etkilediğini okudum, gördüm. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Genler, evet mesela şu an işte benim önümde iki tane bardak var. Birisi çay bardağı, birisi su bardağı. Çay bardağına ben su bardağının aldığı suyu koyamam. Yani çay bardağının kapasitesini bilmeliyim. Su bardağı beklentisine girmemeliyim. Su bardağına da çay bardağı kadar koyarsam haksızlık etmiş olurum. Dolayısıyla genetik bir miktar faktör var burada. Ama çevre ve çalışma gerçekten çok değerli. Çok fark attırıyor yani burada. Dolayısıyla çevre dediğimizde de ilk çevre tabii ki anne baba, sonra arkadaşlar, okul, öğretmen oluyor. Çocuğun bireysel performansı, çalışması değerli oluyor. Yine bir başka araştırmada şunu gördüm. İki grup öğrenci alıyorlar ve birisine diyorlar ki bunların bu öğrencilerin zekaları aynı düzeyde. Birinci gruba diyorlar ki zekanızı değiştirmeniz mümkün değil, hayatta değişmez. Diğerine de her gün diyorlar ki zekanızı geliştirmeniz sizin elinizde mümkün diyorlar. Ne oluyor sizce? Tabii ki şaşırmıyoruz. Geliştirmeniz mümkün denilen grup zekasını geliştiriyor. Diğer taraf elindekiyle yetiniyor. Dolayısıyla evet doğuştan getirdiğimiz bazı yeteneklerimiz var ama bu şu demek değil. Bu gelişmez, aynen öyle kalır. Evet sınırlı biraz ama o sınırlılıkta olur. Öyle bir şey yok. Aslında zekanın da çevre ile geliştiğini söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili tek yumurta ikizleriyle bazı araştırmalar yapılıyor. Aynı zeka düzeyine sahip iki çocuk, birisi eğitimli, çok ilgili bir aileye veriliyor. Birisi de eğitimsiz, ilgisiz. Eğitimsiz demek her zaman ilgisiz anlamına gelmez. Yani benim de mesela anne babam ilkokul mezunu insanlar ama çok ilgili insanlardı. Dolayısıyla hani bana eğitim mi, ilgi mi derseniz ilk önceliğimi ilgiye veririm. Yani diplomalar meslekler için denir ya hani. Dolayısıyla ilgili bir aile çok önemli. Eğitimli tabii ki aile değerli. Dolayısıyla zaman içerisinde bu tek yumurta ikizlerinde eğitimli ve ilgili olan ailedeki çocuğun zekasının artarken diğer çocuğun zekasının gerilediği görülüyor. Dolayısıyla bizler evet bir çocuk dünyaya geldi getirdik. Bu çocuğumuzun zekasının gelişmesinde derse karşı tutumunda, ilgisinde çok etkin bir role, misyona sahibiz değerli anne babalar.
Evet, ben ilk olarak matematik kaygısının nedenleri neler diye baktığımızda, hocam matematik ben mi önemliyim, öğretmen mi önemli diye söyleyebilirsiniz. Yani hatta diyebilirsiniz ki bütün sorumluluğu öğretmene de verebilirsiniz. Matematik öğretmeni iyi değil, ondan yapamıyor. Okulu bilmem ne, ondan başarısız. İşte şöyle bir öğretmen geldi geçen yıl ya da önceki yıl, hiç sevmedi, ondan başarısız gibi. Dolayısıyla sevginin, kaygının arka planında yatan etmenler, faktörler, aktörler kimlerdir diye baktığımızda öğretmenler elbette var. Ders materyalleri, programlar, öğretim programları da çok değerli. Bu arada bu sene öğretim programı güncelleniyor. Bunun da haberini paylaşmış olalım. Sınavlar, yapılan sınavlar, bazen performans baskıları kurumlar tarafından etkili oluyor. İşte sınav stres kaygıları. Ve arkadaş grubu, sosyal baskı var. Yine bunun matematik kaygısının nedenlerinde. Elbette ki ebeveynler de var. Dolayısıyla biz burada matematik kaygısına neden olan ebeveyn davranışlarını tekrar masaya yatırıyoruz. Evet, matematiği sevmesi için ne yapmamalıyım sorusunu ilk önce ben şöyle söylemek istiyorum. Evvela soğutma. Yani hani gölge etme, başka ihsan istemem diyor ya hani. İlk önce soğutmayın. Yani bu çok önemli. Hocam nasıl soğuturum ki ben? Ben soğutmayı hiç istemedim ki diyebilirsiniz. Ama işte bazen bilmeden söylediğimiz kimi sözler, kimi davranışlar aslında çocuğu matematikten uzaklaştırıyor, soğutuyor. Sonrasında da sevmesini bekliyoruz. Ön yargıyı parçalamanın atomu parçalamaktan daha zor olduğu söylenir biliyorsunuz. Dolayısıyla ön yargı oluşturuyoruz ve ön yargı bazen okula gelmeden çocuk oluşmuş oluyor, ailede oluşmuş oluyor, çevrede oluşmuş oluyor. Burada soğutmak için anne babalara tavsiyeler diye bir yerden bulduğum içeriği ufak uyarladım. Diyor ki çocuğunuzun yanında matematiğin çok zor bir ders olduğundan sıklıkla bahsedin diyor. Yani ay matematik de çok zor, benim kardeşim de yapamamıştı. Senin çocuk nasıl? Yani ilk bir araya geldiğinde okul nasıl gidiyor diyor insanlar. Arkasından iyi, derslerin nasıl? İyi, matematik nasıl? O önemli. Yani seninle matematiği söyle. Yani hemen böyle bir matematiği tırnak içerisinde altını çizerek sormak var. Matematik iyiyse öbürlerini boş ver. Hani matematik çok cilalanıyor, çok vurgulanıyor. Yani matematiği yapmanın önemi evet önemli biliyoruz ama sürekli bir baskı haline getiriliyor. Okul hayatınızda matematik derslerinde ne çektiğinizden hayıflanarak bahsedin. Benim bir matematik hocam vardı, şöyle yapardı, böyle yapardı yani gibi. Matematik başarısızlığınız yüzünden anne baba veya öğretmenlerinizle neler yaşadığınızı, kötü anılarınızı ballandıra ballandıra anlatın diyor yani bir diğerinde. Yine çocukların derslerine karışın. Hatta kimi zaman elinden kalemi, defteri kapıp onu yapması gereken çalışmaları kendiniz yapın. Yani bir dönem biliyorsunuz proje performans ödevleri veriliyordu. Şu an hala kimi ödevler veriliyor. İşte bazen bakıyoruz anne babalar yapıyor çocuğun yapacağı ödevi. Ve sonra diyor ki hocam yani diğer çocukların da anne babaları yapıyor. Yani bu sefer aileler yarışıyor programına dönüşüyor bu. Böyle olmamalı. Her çocuk kendisi yapmalı. Çünkü bizim oradaki amacımız çocuğu geliştirmek, anne babaları geliştirmek değil ya da iyi ürün ortaya koymak değil. Öyle olsaydı resmi gidip ressama çizdirirdiniz yani. Çocuğun yapması çok önemli, çok değerli. Zorla ders çalıştırın. Oyun oynamasına, televizyon seyretmesine hiç izin vermeyin diyor. Ders çalışırken gardiyan gibi başında dikilin. Yanlış yaptığı zaman hemen eleştiriyi, hakareti yapıştırın. Çocuğunuzu kardeşleriyle, komşu çocukları veya arkadaşlarıyla kıyaslayın. Bu da bizim toplumumuzda çok olan bir şey. Yani sürekli böyle bir kıyas ne yazık ki. Konuları öğrenmesi yerine ezberlemesini sağlayın. Ödevlerini çabuk bitiriyorsa öğretmenleriyle görüşüp ödevlerinin daha da artırılmasını sağlayın. Hiç doğru dürüst bizim hoca ödev vermiyor. Diğer işte çocuğun öğretmeni bir sürü ödev veriyor. İşte veli toplantısı oluyor mesela. Öğretmenim siz ödev vermiyorsunuz diyor. Ya da bir kaynak alalım, farklı bir kitap daha alalım, şunu da alalım. Yani veli talep ediyor. Oysa ki öğretmen aslında bu şeyleri çizer, içerikleri. Yani şöyle düşünün, doktora gidiyorsun, diyorsun ki doktor bey bana bir ilaç daha verin, bir daha ilaç verin. Yani böyle bir dünya yok aslında hiçbir yerde. Doktor neyi uygun görüyorsa onu veriyor aslında.
Dolayısıyla burada öğretmene itaat etmek çok değerli. Sık sık tenkit etmek, aşağılamak, yani burada iletişimi kopardığınız takdirde iyiliği için söylediğiniz kimi şeyler dahi çok farklı algılanır artık. Orayı koparmamak gerekiyor. Yanlış yaptığı zaman işte çeşitli hakaretler yapın diyor, iltifatlar yapın diyor ama aslında hakaretler. Bunlar soğutmak için yapılan şeyler, daha bir içerik daha var. İşte mesela çocuk mutlulukla eve geliyor, yüksek not almış. Yani onu takdir edeceğin yerde zaten 5 alman gerekirdi diyorsun, burun kıvırıyorsun. Yani daha önceki almadıklarının acısını aldığında tekrar başına kakıyorsun mesela. Böyle bir davranış. Bu da çok gerçekten sıkıntılı. Ya da bazen yardımcı olmak istiyorsun gerçekten öğrenciye. Kendi bildiğin usullerle öğretmenin anlatımının dışında bir yoldan çözüyorsun. Çocuğun kafası karışıyor orada. Yani çocuğun öğrendiği birkaç yol var belki. Mesela denklemi öğrenmemiş henüz. Sen X ya da kutu yaparak anlatmaya çalışıyorsun. Yani onun düzeyine uygun bir anlatım yapamayacaksan ya öğretmeniyle iletişime geçmelisin, ya öğretmeninin anlatmasını talep etmelisin, ya araştırmalısın nasıl anlatabilirim diye, eğer alanın, branşın, eğitim düzeyin uygunsa, ya da başka bir destek almalısın, karışmamalısın orada, bırakmalısın yani değerli anne babalar. Dolayısıyla burada biz bunu bazen yanlış yapabiliyoruz. Yani çocuklara farklı yollardan anlatmaya çalışıyoruz ama onu da tam yapamıyoruz. Bu sefer çocuk daha da bocalıyor, daha da karıştırıyor. Matematik daha iyilerin işi değil hiçbir zaman. Bunu aslında her birey matematik öğrenebilir diyerek biraz önce de ifade etmiştim. Dolayısıyla ben yine çocuğumun matematiği sevmemesi için ne yapmalıyım kısmını şöyle özetleyecek olursam, yani soğutmak için. Ben de çocukken matematikten hoşlanmazdım. Bu yüzden senin de hoşlanmanı beklemiyorum. Yani bunu söz olarak söyleyebilirsin, davranış olarak yapabilirsin. Her akşam mesela evde, her akşam bir dizisi varsa bir anne babanın, sadece film izliyorsa çocuğundan çok bilim takip etmesini bekleyemez. Yani sizin de kitap okumanız, bilime dair bir şeyler bakmanız çok değerli. Yani model olmanız, örnek olmanız, bir şeyleri merak etmeniz çok değerli. O yüzden burada kendinizin bazı negatif durumlarını örnek olarak göstermemenizi rica ediyorum. Yani ben matematikte iyi değildim, sen de olmayabilirsin, sen de yapamazsın gibi bazı genellemeler çok hatalı. Matematikten korkutmak, matematik çok zor bir konu, senin için asla anlaşılmaz olabilir. İşte hele matematikte en çok zor sorular oradan çıkıyormuş. Bazen biz masumane bir ortamda, bir toplumda, belki farklı bir anne babayla bir araya geldiğimizde, kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde, çocuklarımızı değerlendirirken zannediyoruz ki o oyuncağıyla oynayan küçük çocuk bizi duymuyor. Aslında duyuyorlar, biliyorlar, farkındalar. Dolayısıyla korkutmak değil, sevdirmek. Hani her zaman için aslında prensibin bu olması gerekiyor. Yani bir diğeri zorunlu bir görev gibi göstermek. Yani İşte ehliyet mesela araç kullanırken işte emniyet kemerini takmalısın. Yani bu bir görev değil aslında. Benim sağlığımı, hayatımı koruyan bir kalkan aslında baktığımızda. Dolayısıyla matematik de biraz böyle. Matematik yani en sevdiği yemeği yemek gibi bir şey. Yani yemek yemeni zorunlu bir görev olarak bakmamak gerekir değil mi? Bir keyif olduğunu değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla matematiğin aslında bir eğlence olduğunu, zihnimizi açan bir uğraş olduğunu bilmek gerekiyor. Hani denir ya, ne işimize yarayacak matematik? Şimdi ben bunu şöyle anlatıyorum. Bir koşu bandında bir kişi yarım saat koşuyor. Mesela yani koşu bandına çıkarken şunu beklemez değil mi? Ahmetli vardı herhalde değil mi İbrahim öğretmenim? Ahmetli, Salihli, Turgutlu falan öyle oralarda. Yani koşu bandında ben işte Salihli'den Turgutlu'ya gideyim. Yani bir saat koşu bandında koşayım. A noktasından B noktasına gideyim. Böyle bir beklentiyle çıkmaz. Niçin koşu bandında koşar? Mesafe kat etmek için değil, zinde kalmak için. Bedensel, fiziksel olarak sağlıklı olmak için. Dolayısıyla biz aslında matematik yaparken de, matematikle uğraşırken de
Zihinsel olarak aslında zihnimizi geliştirmek için, yani nasıl ki koşu bandı bedenimizi geliştiriyorsa, sağlıklı olmamızı sağlıyorsa, matematik de aslında zihnimize katkı sağlamak için, zihnimizi geliştirmek için yapılır. Dolayısıyla zorunlu bir görev olmaktan ziyade bir eğlence unsuru olarak görmek gerekir. Hatta yine çok sevdiğim bir söz vardır, der ki bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur diye. Yani bilmiyorum, anne babalar arasında matematiği seven, böyle ya da işte matematik problemi çözdüğünde böyle yanakları kızaran, işte yaşasın çözdüm diye heyecan yaşayan kişiler var mı? Yani bu çok değerlidir. İşte o coşkuyu çocuklara aktarmak gerekiyor. Yani soğutmak yerine, ya evet süper çözebildim demesi gerekiyor. Kendi çözümünü keşfetmesi gerekiyor yani. Bu çok değerli. Yine anlamsız bir alan olmaktan ziyade anlam yüklemek. Yani bak işte çeşitli yerlerde, doğada yürürken, bisiklet sürerken, alışveriş yaparken, yemek yaparken, evde herhangi bir işle meşgulken dahi aslında matematiğe anlam yüklemek. Yani bu bir yaşam biçimi aslında. Dolayısıyla anlam yükleyecek nedenleri bulmak gerekiyor. Bu arada matematik öğretiminde ilişkilendirme konusunda bir içeriğimiz var. Öğrencilerimizle birlikte yaptığımız yayın içeriği. Yani matematiğin tıpta, mühendislikte, işte mimarlıkta, astronomide, kimya, biyoloji, her alanda ne işe yaradığını içeriyor yayınlar. Eğer hani YouTube'da eğer ismini yazarsanız, orada farklı alanlarda matematiğe dair içerikler var. Veya yakın aile çevrenizde olabilir, gittiğiniz herhangi bir yerde olabilir. Bir bayram buluşmasında bir doktorla, bir hemşireyle ailede olmasa dahi bir araya geldiğinizde olabilir. Mesela matematiğe dair diyaloglar kurabilirsiniz. Nasıl kullandığını, ne işe yaradığını ya da o mesleği kazanmak için matematik yaptığını ve matematiğin aslında sadece net yapmak değil, zihinsel olarak muhakemesini de geliştirdiğini, onun ağzından sağlatabilirsiniz. Bu da çok değerli. Yani sadece ders kitabındaki sorularla, problemlerle sınırlandırmayın diyor aslında burası da. Evet, olumsuz tutum sergilemek. Bu da çok böyle bizim yine yaptığımız şeyler. İşte ufak bir hata yaptığında hemen çok saçma bir hata yapmışsın, bundan da soru kaçırılmaz ki, ne kadar dikkatsizsin, bu soru da çözülmez mi falan dememek gerekiyor. Bazen çok basit soruları da çocuklarımız çözemeyebilir. Yani burada bir grup öğrencimiz işte 20 problem üzerinden diyelim ki 3-4 problem bandında olabilir. Birkaç öğrencimiz de 3-4 problem yapamama bandında olabilir. Dolayısıyla her iki grup içinde tavsiyeler aslında biraz farklılaşıyor. Yani birinde bilgiyi artırmak gerekirken diğerinde hatayı azaltmak, dikkati artırmak gerekiyor. Yani dolayısıyla çocuğunuzun tıpkı bir doktor gibi, hani tanısı her neyse tanıya uygun olarak aslında başarı anlamında da, şimdi başarıdan konuşuyorum sevgiden ziyade, öyle bir yaklaşım sergilemek gerekiyor diye de eklemiş olayım. Övgü, eleştiri, değil mi? Burada bir denge çok değerli. Biz sürekli yargılıyoruz bir hakim gibi, yani sürekli çocuğu şöyle yargılıyoruz, sürekli bir hani diyoruz ya muhakeme, mahkeme, hakim, hüküm, yani sürekli bir hüküm veriyoruz çocukla ilgili aslında baktığımızda. Oysa ki onu çok daha özgür bırakmamız gerekiyor. Yani çok fazla üst ve alt övgü ve eleştiri dengesizliğinde çocuğu hırpalamamamız gerekiyor. Yani bir yerde çok sevdiğimizde bir başka yerde çok ciddi bir şekilde azarlarsak, ses tonumuzu yükseltirsek, işte çocuk gerçekten afallıyor. O zaman zorluklar aslında peşi sıra gelmiş oluyor. Hataları affetmek, stres faktörü haline getirmemek çok önemli. Burada bir tane Doğan Cüceloğlu'nun sözü var. Diyor ki çocuğumun keşkeleri az olsun istiyorsanız hata yapmasına izin verin. Yani hatasız kul olmaz. Gerçekten biz öğrencilerin hatalarından da öğrendiğini görüyoruz. Mesela bir sınava girdi, işte sonucunu aldı, geldi elinde bir diyelim ki kitapçıkla geldi. Yapamadığı sorulardaki hataları nelermiş? Bunların üzerine sizin
Siz varsa sizin kendinizin okul varsa oradaki öğretmenden destek talep etmek veya ekstra bir destek almak bu konuyla ilgili kıymetli olabilir değerli konuklarımız. Evet, başarıya odaklanmak. Yani akşam geliyor mesela sınava girmiş. Yani günün nasıl geçti? İşte iyi misin anneciğim, babacığım demeden daha önce kaç aldın? Kaçıncı oldun? Netin kaç? Puanın kaç? Soruları yine itici olabiliyor. Soğutma olabiliyor. Yani çocuk diyor ki ben onlar için önemli değilim. Benim notlarım önemli diyor. Oysa ki hani çocuklar dinliyorsa bugün de anne babalara dedik ama siz çok önemlisiniz değerli çocuklar. Yani sizin elbette ki başarılı olmanız sizin mutluluğunuz için, daha iyi bir geleceğiniz olsun için değerli. İyi bir ekonomik özgürlüğünüz olsun, güzel bir çalışma ortamınız olsun, güzel bir geleceğiniz olsun için değerli. Yoksa sizin öncelikli olarak bizler için sağlığınız ve mutluluğunuz ziyadesiyle değerli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet, karşılaştırmayalım demiştik. Bunu gerçekten bir kenarda bırakabilmek lazım. Çünkü kıyaslamanın sevgisizlikten, kıyaslanan çocuğun da ruhunun zehirlendiğinden söz ediyor yine Doğan Cücürlüoğlu. Yani başkalarının ne aldığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz neyi karşılaştırabiliriz? Çocuğumuzun bir önceki durumuyla bir sonraki durumunu karşılaştırabiliriz. Yani kendi içerisinde bir gelişme kat etmesini arzu edebiliriz. Başarı nedir? Başarı gelinen nokta değildir. Alınan yoldur. Yani bir çocuk 2'den 6'ya çıktıysa, diğer çocuk 5'ten 6'ya çıktıysa, 2'den 6'ya çıkan çok başarılıdır. Çünkü çok fazla yol kat etmiştir. Bu açıdan kendi içerisinde hani hedefler koymak, kendi içerisinde gelişimini takip etmek çok çok değerlidir. Bunu da eklemiş olalım. Evet, yani bunları yapmıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten istek çok önemli. Şevk, aşk, şevk duymak çok önemli. Eğer biz çocuğumuzun şevkini kırarsak o zaman bir daha onu düzeltmek gerçekten zaman alıyor. İşte çalış, hadi çalış, hadi kalk çalış, daha niye başlamadın, hadi ama işte görürsün sonra tehdit içerikleri, akıllanmıyorsun gibi bazı olumsuzluklar gerçekten sıkıntılı durumlar. Sabırsızlık, yani hemen başarılı olmasını istemek, hemen ders çalışmaya başlamasını istemek ya da işte çok hızlı ilerleme kaydetmesini istemek. Mesela İşte bir iki bir şey öğreniyor, hemen işte netleri artsın, işte hani bazen böyle işte çalıştırıyor evde anne baba, sonra istiyor ki hemen sonuç alsın. Öyle değil, yani bir bitkinin dahi yetişmesi, meyve vermesi zaman alıyor ve her meyve ağacı birbirinden farklı zamanlarda olgunlaşıyor. Dolayısıyla bir yıl meyve vermiyor, diğer yıl daha meyve veriyor. Yani bu tip şeyleri aslında biz çocuklarımızda da düşünebiliriz. Yani her ağacın meyvesi farklı, bunu da değerlendirebiliriz. O yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Yani matematik bilhassa sabır işi değerli anne babalar. Yani diğer bazı derslerde öyle olmayabilir ama matematikte sabırlı olmak gerekiyor. Ve matematik yığılmalı bir bilim. Yani birbirinin üzerine inşa edilen bir birim. O yüzden biz sabırlı ve ilgili davrandığımız sürece, yani umrumuzda olduğu sürece ve ne hali varsa görmesi yerine gerçekten birlikte bir şeyler gördüğümüzde, baktığımızda çok daha değerli. Evet, bir diğer bizim matematikteki handikaplarımızdan birisi, çocuklarımız çok sık hasta oluyorlar. İşte pandemiyle birlikte bazı kopuşlar da yaşadık. Bununla birlikte bazen Allah vermesin bisikletten düşüyor, elini kolunu yaralıyor, kırıyor bazen. İşte hasta oluyor, bir hafta gidemiyor, hastanede kalması gerekiyor gibi, Allah göstermesin. Hani bu tip şeyler de bizlerin bir gerçeği, hayatın bir realitesi. Dolayısıyla bu tip durumlardaki kopuşlar diğer derslerde birazcık daha rahat kapatılırken matematikte bir açıklığa dönüşüyor ve çocuk bunun üzerine tuğla örmeye çalıştığında bu yığmalı dediğimiz bilimde aradaki boşluklar onun örmesini zorlaştırıyor. Yani daha büyük bir açıklığa neden oluyor. Dolayısıyla sabah bazen ilk ders işte uyanamıyor, uyusun diyor mesela, ilk derse götürmüyor. İlk dersi kaçırmış oluyor, ilk ders matematik. Veya işte
gitmediğinde neyse bugün hastayım dersin diyor mesela, hasta değil. Bu sefer çocuk alışkanlık haline getirebiliyor. Veya gerçekten hasta, bu sefer gönderdiğinde diyor ki işte yokken verilen ödevleri yap istersen diyor. Çocuk öğrenmemiş ki nasıl yapsın mesela. Burada destek olmak gerekiyor. Ya da diyor ki işte öğretmenini gittiğinde diyor anlamaya çalış diyor mesela. Hani bu tip durumlarda öğretmeninden ekstra bir belki anlatması talep edilebilir. Eğer hani yoğunluk veya işte çok fazla hastalık, çok uzun süre hastalık durumu varsa da destek alınabilir. Bunu ifade etmek isterim. Çünkü bu tip açıklıklar ne yazık ki ileriki yıllarını da etkiliyor. Yani şu an öğrencinizin temeli zayıfsa eğer, hani yeni konuları daha iyi öğrenebilmesi için altyapıyı, zemini sağlamlaştırmanız gerekiyor. Yani hepimiz bir deprem felaketini tecrübe ettik ne yazık ki. Yani burada düşünün, en sağlam binayı inşa ediyorsun ama zemin, temel kötü. Yani o zaman o sağlam bir bina olmuş olmuyor aslında. Dolayısıyla zeminden itibaren inşayı da, inşaatı da çok iyi yapmak gerekiyor. Dayanıklı, sağlam bir bina yapmak için. Burada da bunu söyleyebiliriz. Evet, sonuç olarak ben ne yapmalıyım diye bu sefer olumlu olarak bir şöyle tekrar bir üzerinden geçecek olursam. Yani pozitif bir tutum geliştirmek. Yani sen yapamamış olabilirsin. Senin zamanın farklı bir zamandı ve başarısızlık öykülerin olmuş olabilir. Senin öğretmenin farklıydı. Şu an zaman farklı. Dolayısıyla pozitif bir tutum geliştirmek ve daima destek olan bir ebeveyn olmak çok önemli. Eğlenceli hale getirmek. Hocam nasıl eğlenceli hale getirebilirim? Yani evde aslında çok basit içeriklerle, çok basit deneylerle, çok basit uygulamalarla, evde her gün yaptığımız rutin işlerle veya dışarıda yaptığımız kimi rutin işlerle biz matematiği bir araya getirebiliriz. Burada çok güzel etkinlikler var. Mesela The Dead Lab diye, yani babanın laboratuvarı diye geçiyor. Evde matematik fen deneyleri yapan bir baba var. Bir yabancı babadan bahsediyorum. Yine Türkiye'de de çok çeşitli aslında anne baba örnekleri var. Bazı paylaşımlar yapan kitaplar var bazen bunlara yönelik. Yani biraz araştırma yaparsak yine belki İbrahim öğretmenimizle temas halinde olarak işte bazı önerilerimi sizlerle paylaşabilirim. İşte evde bir kurabiye tarifi yapmak. Mesela biz işte 4 kişilik işte puding yapıyoruz. 8 kişilik yaparsak ne olur? Bu bir matematik problemi olurken bizler için. Siz bunu evde hazırlarken çocuğunuzun mikseri tutup işte bir şeyler yapmasını sağlarsanız mesela, aslında eğlenceli hale getirmek derken bunu kastetmiş oluyoruz. Yani hayatın, yaşamın bir parçası haline getirmek olarak düşünüyoruz. Ama tabii bunun çok daha ötesinde çok farklı örneklerde burada sunabiliriz. Oyunlar çok değerli. Buradaki oyunlar derken sadece geleneksel oyunlar değil. Mesela biz bu bayram tatilinde yeğenlerimle falan bir arada şöyle bir oyun, küçükken hepiniz oynamışsınızdır. İsim, şehir, bitki, hayvan falan böyle bir oyun var biliyorsunuz. Yani mesela oraya en sona ders konusu diye bir sütun açtırdım ben. Ve orada matematikten, Türkçeden aklına hangi konu geliyorsa onun başlığını falan yazdılar. Yani biz aslında hayatımızda işte tombalalar, çok küçük yaştaki çocuklar için, işte mendil kapmacalar, işte yakan toplar, geleneksel çocuk oyunlarının matematik öğretimine entegre edildiği durumlar var. Yani şu an tabii çocuklar sokakta oynamıyor diyeceksiniz siz bana. O zaman ben de size diyeceğim ki aslında etkileşimli oyunlar var bazı. Yine bilgisayarda bazı mobil uygulamalar var. Mesela Pisagorea diye bir program var. Bunu da yeğenime gösterdim. Yani inanın başından kalkamadı. Mesela hani bir bilgisayar oyununa maruz kalacaksa çocuk, teknolojiyle ilgileniyorsa, burada içerikleri seçerken onu düşündüren, strateji geliştirmesini sağlayan, muhakemesini destekleyen, matematik veya diğer bilim alanlarında ilgisini, sevgisini ve kabiliyetini destekleyen içerikler tercih ederseniz bu da önemli olur diye eklemek istiyorum. Evet, gerçek hayat uygulamalarını gösterin dedim. Yani burada farklı alanlarda ne işe yarıyor? Bu da önemli. Yani
Bazen işte bu konu nerede işimize yarayacak? Burada genelde aslında gerçek hayattaki uygulamalarını biz öğretmenlerden açıklamasını bekliyoruz ama bir anne baba olarak siz de aslında bir araştırıp ya gerçekten bu ne işe yarıyormuş diye baktığınızda aslında mesela en basitinden işte 2'nin karesi, 2'nin küpü, 2'nin dördüncü kuvveti. Mesela ben bir kağıdı A4'ü 2'ye katladığımda, tekrar 2'ye katladığımda, sonra tekrar 2'ye katladığımda aslında 2'nin kuvvetlerini elde ediyorum. Dolayısıyla bakın bu çok basit bir etkinlik, evde yapılabilecek bir etkinlik. Yani nereden geldiğini araştırmaya yönelik. Şu an o kadar çok video var, yani hani eskiden kaynaklara erişim zordu. Ama şu an siz bir yemek tarifini araştırıyor olabilirsiniz. İşte bir örgü modelini araştırıyor olabilirsiniz. Mesleğinize dair bir içeriği araştırıyor olabilirsiniz. İşte çeviri yapıyor olabilirsiniz interneti bilgisayarı kullanarak. Hani çocuğun matematiğine dair, matematik öğretimine dair, konularına dair acaba bu hangi alanda kullanılıyor? Bunu eğlenceli yollardan nasıl öğretebilirim? Ya da evde herhangi bir etkinlik ne yapabilirim diye araştırdığınızda inanıyorum çok fazla içerikle karşılaşacaksınız. Gerek yazılı içerik, gerek işte görsel içerik, çok fazla şey var. Dolayısıyla bunları da bakmanızı ve mümkün mertebe vakit buldukça kullanmanızı, gerçek hayat uygulamalarını göstermenizi öneririm. Bir diğer konu, yani bir söz var yine, diyor ki bizim ülkemizde işte bir çocuk piyanoda iyi, matematikte kötüyse matematikten takviye aldırırız. Ama gelişmiş ülkelerde, kimi ülkelerde piyanodan ders aldırırlar diyor. Yani aslında güçlü olduğu alanı desteklemek çok değerli. Yani çocuk eğer hani matematikte çok da şey değilse hani bir yere kadar matematik yapabilir. Ama iyi olduğu alanlar varsa onlar desteklenebilir. İlk olarak bunu önermek istiyorum. İkinci olarak da sevdiği her ne ise sevdiği alan onunla matematik ilişkilendirilebilir. Yani matematiğin inanın müzikle de, sanatla da, sporla da çok fazla ilişkisi var. Dolayısıyla bu ilgi alanları ile ilişkilendirerek hatta ilgi alanlarına mesela diyoruz ki bazen ya işte müziği çok seviyor ama işte matematik dersi çalışması lazım. Müziğe göndermiyorum ya da spora göndermiyorum çünkü zamanı yok. Oysa ki biz onun için belki zaman oluşturmuş olsak diğer taraftaki verimi artmış olacak. Dolayısıyla bunu da durumuna işte bağlı olarak bir değerlendirmek lazım diye söylemek istiyorum. Evet, biraz daha sona yaklaşırken matematik ilişkili kitaplar yine benim tavsiyelerim arasında. Yani içerisinde bilimin olduğu popüler bilim kitapları var. TÜBİTAK'ın bazı eserleri var. Görsel içerikli bilim serileri var. Onları da öneriyorum. Bununla birlikte bazı konumuz matematik gibi işte yine matematiğin bazı içeriklerine dair sizlerin de okumasını aslında. Yani eğer siz matematiği biraz anlarsanız, algılarsanız sizin yaklaşımlarınız da farklılaşır. O yüzden sizin de bakacağınız bazı eserler olurken çocuklara uygun kitap listesi burası da. İşte İplik Ailesi'yle Çarpma, Kesirler, Göbekli Tepe, Şifrelerin Peşinde, Çok Bilmiş Sıfır ve Pelin. Yani bunların çeşitli tabii düzeyleri var ama ortaokul düzeyi için işte Açı Diyar'ın Büyük Şövalyesi, Kralın Onlukları, Çetre Adası, Viking Haritası gibi bazı kitapları bilmiyorum hani okutmuş muydunuz, var mı bunların arasında? Cebirce bir şey ormanı, Eyvah Sorular Kayboldu gibi. Yine devamı 50 tane kitap listeledim burada sizler için. Profesör Pi ile Matematik, Muhteşem Matematik gibi. Bunlar da bakılabilir. Yani matematikle ilgili çok fazla kitap var. Eğer siz kendiniz bir şeyler okursanız inanıyorum ne yapacağınıza dair güzel bir rota, çocuğunuza uygun bir rota da ayrıca belirlemiş olursunuz değerli anne babalar. Evet, soru sormak. Bir diğer benim teşvik etmenizi önerdiğim içerik. Yani hatta bu soru sormayı küçük yaşlarda çok soruyor aslında çocuklar. Sonra biz vaktimiz olmadığı için, geçiştirdiğimiz için ya da detaylı bir açıklama yapmadığımız için
soru sormak böyle köreliyor aslında zaman içerisinde. Dolayısıyla yine bir değerli söz var, diyor ki, sormaz ki bilsin, bilse sorardı, bilmez ki sorsun, sorsa bilirdi. Yani çocuk merak, çok öğrenmenin aslında ilk başlangıcı, merak eden, araştıran, sorgulayan çocuklar yetiştirmek için bizim de onlara aslında bir aradayken merakla bir şeylere bakmak. Mesela bir yeri geziyorsunuz, sadece fotoğraf çekip bir yerde yemek yiyip gelmek değil, tarihini araştırmak, gitmeden önce bazı şeylerine bakmak. Orada gerçekten detaylı bazı okumalar ve araştırmalar yapmak, anlatmasını beklemek ve anlatmak gibi çok değerli. Dolayısıyla yaşam biçimi haline getirmek, yani soru soranın öğrendiğini, öğrenenin geliştiğini, gelişenin de daima güçlü olduğunu ve bu gücün aslında sadece yaşamda değil, matematikte de geçerli olduğunu bilmek çok değerli. Evet, matematiksel düşünme becerilerini teşvik edin diye yine bir tavsiye sunacağım. Onu da şöyle, mesela biz işte kilometreden santimetreye dönüşüm yaparken işte sıfırları siliyoruz, atıyoruz, bir sürü böyle bir merdiven vardır sizlerin de hani öğrendiğiniz veya şu an çocuklarımızın öğrendiği. Dönüşüm yapıyoruz aslında birimler arasında ya da işte sadece uzunluk ölçüleri değil, ağırlık ölçüleriyle ilgili de böyle çalışmalar yapıyoruz. Oysa ki gerçek yaşamda işte çocuk eline bir şeyi aldığında sence ağırlığı ne kadar? Hadi bir tart bakalım, gerçekten öyle miymiş? Sence uzunluğu ne kadar? Hadi bir ölç bakalım ne kadarmış, ne kadar yaklaşmışsın? Tahmin becerisine yönelik bazı şeyler yaptırabiliriz. Ve bir mahalleden bir yeri tarif etmesini, mesela işte evinizden bir konum belirleyip işte ne kadar uzaklıkta sence ya da oraya gitmek için ne yapmak gerekir, işte şu kadar gitmek sonra sağa dönmek gibi tarif aslında etmesini bekleyebiliriz veya teşvik edebiliriz. Bununla ilgili oyunlar, etkinlikler geliştirebiliriz. Hemen ekranda nohutlar var. İşte bir kavanozun içerisinde belli bir miktarda nohut koyup doldurmayıp belki kaç tane nohut olduğunu tahmin etmesini sağlatabilir. Sonra sayıp gerçekten tahmininde yanılıp yanılmadığını görmesini sağlatabiliriz. Yani biz hani diyor ya, el terazi, göz mizan. Aslında biz matematiği hayattan o kadar uzaklaştırmışız ki çocuklar dönüşüm yapabiliyorlar. İşte ağırlık ya da uzunluk ölçüleriyle ilgili problem çözebiliyorlar. Ama bir şeyin ağırlığını bilemiyorlar, bir şeyin uzunluğunu bilemiyorlar. Bir yolu tarif et derken çok yanılıyorlar. Çok gerçekten gerçekçi olmayan ifadeler ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla burada sayı, uzunluk, ölçümsel tahmin becerisi içeren bazı şeyleri önerdim. Yine modelleme, mesela işte bugün sana 10 lira, yarın 20 lira, ertesi gün 30 lira versem bu böyle devam etse, işte modelleme, şu kadar zaman sonra ne kadar vermiş olurum ya da şu kadar kitap okumuş olsan, işte bir örüntü koyup bir mesela her gün bir öncekinden 4 fazla okuyor, işte şu kadar süre sonra ne olur, ya da bir apartmana baktığınızda gözüken cephede ilk sırada diyelim ki işte 8 tane cam varsa ve bu apartmanın arka kısmının da aynı şekilde iki daireden oluştuğunu düşünüyorsak, mesela eşit şekilde tasarlanmışsa planları, işte kaç katlı, işte sence kaç tane cam vardır, pencere vardır gibi bazı şeyler. Yani oradaki örüntüyü görmesini sağlamak, modele ulaşmasını sağlamak çok değerli. Yani aslında çocuklar erken çocuklukta, plakalarda, çeşitli yerlerde bazı sayılara dair bir şeyler görüyorlar aslında hayatta. Ama daha sonra biz onu matematiğin içerisinde hapsediyoruz. Gerçek dünyaya karşı alıcılarını kapatıyoruz aslında. Yani onu açık tutmak çok önemli, çok değerli. Bu da yine ailede ve çevrede oluşan bir özellik olmuş oluyor. Çalışkan olmanın ya da bir şeyi sevmenin yolu neyden geçer diye sorulduğunda, bir arkadaştan, yani mesela çalışkan bir arkadaşı olduğunda çocuk çalışkan olabiliyor. Yani çalışan bir arkadaşı olduğunda çalışabiliyor. Bir şeyi seven, ilgi duyan bir arkadaşı olduğunda ona ilgi duyabiliyor. Dolayısıyla etrafında arkadaşlarıyla, akranlarıyla işbirliği yapmasını,
Ve o konuyla ilgili işte bazı işler, bazı ödevler, bazı araştırmalar yapmasını sağlayabiliriz. Mesela işte fotoğraf makinesini verip hayatta matematiğe dair bir şeyler yakalamasını mesela ve bunu öğretmenine götürmesini gibi. Veya yani birlikte çalışmak gerçekten sadece sevgiyi, ilgiyi değil, başarıyı da artıran bazı özelliklerden. Diyor ki hızla gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git. Yani bir arada çalışmak. Yalnız başına inip çalışmayı çocuk istemiyor yani. Mesela hiç kimse herhalde evde bir şeyler izlenebilir ama tek başına gidip sinema mesela izlemek, değil mi? Birileriyle gitmek istiyorsun ya da bir yerde yalnız yemek istemiyorsun. Birisiyle yemek istiyorsun onun gibi. Yani çocuğun da aslında birileriyle bir arada ders çalışması teşvik edilebilir. Eğer bağımsız çalışamıyor ise şayet. Bunu da yine önerebiliriz ve sonuç olarak sabırlı olmanın, destekleyici olmanın ve başarılarından ziyade aslında mutluluklarına odaklanmanın değerli olduğunu söylemek istiyorum. Destek olmakla diyor, köstek olmak arasında ince bir çizgi var. Yani orayı, o ince çizgiyi güzel ayarlamak gerekiyor ve destek, daima destek olmak gerekiyor. Ödüllendirmek, tabii bu yine tartışılan bir konu aslında literatürde. Yani araştırmacılar diyor ki ödül iyi değildir diyor. Çünkü ödül verilmediğinde ceza olmuş olur diyor. Bazıları da ödülün aslında teşvik edici olduğunu söylüyor. Biz erken çocuklukta aslında küçük mutluluklar, küçük sevinçler, böyle pahalı hediyeler değil ama diyor ya, uçmak için kuş olmak gerekmiyor. Küçük sevinçler olsun yeter. Yani bir sevdiği pastayı, keki yapmak gibi, işte yatağına küçük bir şey koymak gibi, kitabın arasına ufak bir not tutuşturmak gibi mesela bazı şeyler. Yani bu tip ufak jestler aslında değerli. Bunu da eklemiş olalım. Sonuç olarak yaklaşık 1 saat 20 dakikadır buradayız. Bazı ufak tavsiyeler sunmaya çalıştım. Evet, ben de bir anneyim. Dolayısıyla anne baba olmak gerçekten hatasız, mükemmel olmak hiç değil. Hataları sevgiyle düzeltip güçlü aile bağını kurabilmek demek. Bazen hani yalnız anne, yalnız baba olarak anne baba misyonunu da yürütebiliyoruz. Güçlü olmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada her zaman aslında çocuğuna anne baba rolü olduğunu bilen ve sevgiyle aslında aşılmayacak bir engelin olmadığını fark eden kişiler olmak ve her gün yeni bir şeyler öğrendiğimizi ve her gün aslında cahil olduğumuzu fark etmek çok değerli. Yani ben küçükken zannederdim ki böyle anne babalar her şeyi bilir, her şeyi doğru yaparlar, hata yapmazlar ama yaşım ilerledikçe şunu görüyorum, aslında ben de hata yapabiliyorum. Yani ve her geçen yıl, aslında bir önceki yıl ne kadar bazı konularda cahil olduğumu fark etmiş oluyorum. Dolayısıyla gelişime açık olmanız, kendinizi geliştirmek için adım atmanız, istekli olmanız çok değerli bence. En büyük aslında güç buradan geliyor. Evet, bugün matematik sevgisiyle ilgili konuştuk. Daha sonra çocuklarımızla yine İbrahim Hocam'ın moderatörlüğünde neden matematik öğrenmeliyiz konusunu konuşacağız. Bu sefer tabii öğrencilerimizi bekliyoruz. Bugün burada olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen İbrahim öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Milli Egemenlik Ortaokulu'na teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir şiirle kapatmak istiyorum ama sonrasında sorunuz olursa mutlaka bekliyorum. Katkınız olursa memnun olurum. Burada diyor ki gönlümün maviliği gitmesin gökyüzünden, kuşların gülücüğü eksilmesin yüzünden, kar yağsa da bu sessiz vadiye gün bitmesin, yapraklar üşüse de çiçekler üşümesin. Çocuklar bizim çiçeklerimiz, o yüzden onlar solmasınlar, güzel yarınları olsun diliyorum. Ve ben bugün burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Emre öğretmenim, biz çok teşekkür ediyoruz. Şiir tadında bir konferanstı benim nazarımda. Çok teşekkürlerimiz var iletmek isteyen. Şerife Yılmaz Hanım, ağzınıza sağlık diye belirtmişler. Ebru Hanım, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorlar. İsa Bey yine teşekkür ediyorlar. Saygılarını iletmişler.
Hasan Hüseyin Uslu Matematik Zümre Başkanımız, hocamız çok teşekkürlerini iletiyor. Gülten öğretmenimiz çok teşekkürlerini iletiyor. Şurada ayrıca vardı. Büşra Dinç Hanım, Emre Hocam saygılar hocam diye belirtmişler. Ebru Aktaş Hanım, merhabalar Emre Hocam, sizi görmek çok güzel diye belirtmişler. Başka bakıyorum. Mehmet Kara, Türkçe öğretmeni Mehmet Karabey, Eskişehir'den selamlarını gönderiyorlar. Birçok yerden aslında dinleniyoruz. Adıyaman'dan benim eski öğrencilerim selamlarını, sevgilerini gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani şu anda birçok yere ulaşmış olduk. Eskişehir, Manisa, Adıyaman'dan izleyenler var. Çok teşekkür ediyorum Emre öğretmenim. Çok da duygulandım yani. Böyle bir şeye vesile oluyor olmak. En azından ufak da olsa bir damla bile bir yere damla, bir damla koyabiliyorsak ben hep bu gözle bakmaya çalışıyorum. Bence bugünün en kıymetli, çok kıymetliydi bizim konferansımız ama çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Velilerimiz için de çok önemli bence. Dediniz ki varılan nokta değil, gidilen yol bizim için daha önemli dediniz. 2'den mi 6'ya, 5'ten mi 6'ya gidiyor? Ne kadar yol alabiliyoruz? Gittiğimiz yol daha önemli dediniz. Aslında velilerimizin bunu bütün konferansı baştan sona böyle tekrar tekrar izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenim biz neler yapabiliriz diye sürekli böyle velilerimizle biz bir aradayız. Aslında birçok cevap verdiniz burada. Çok teşekkür ediyorum. 22 Nisan'da çocuklarımız için tekrar bir konferansımız daha var. Yine bizi kırmadınız. Bütün nezaketinizle, nazikliğinizle. Çok çok teşekkür ediyorum Emre öğretmenim. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum bütün katılımcılara. Evet, umarım ufak da olsa böyle bir farkındalık oluşturmuştur. Ufak da olsa katkı sağlamıştır. Birkaç bebeğin davranışına katkı sağlayacak veya en azından değişime karşı aslında bir istek oluşturacak bir içerik oluşmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Çok gerçekten güzel sözler için, teşekkür mesajları için. Bir sonraki semineri sabırsızlıkla bekliyorum demiş Şerife öğretmenimiz. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde hocam. Bir söz almak isteyen var sanırım ama. Bu hanım şöyle yapalım. Ben hemen söz hakkını verdim ama. Bir öğrencimiz mi acaba diye tam. Bir velimiz zannediyorum velimiz. Tuba Hanım. Tuba Hanım buyurun. Evet, ses gelmedi herhalde hocam. Herhalde, ama. Herhalde. Teşekkür ederiz Emre hocam. Doktor öğretim üyesi Seda Hatice Gökler, Kahramanmaraş denmiş. Seda Hatice hocamız da size selamlarını iletiyorlar. Dört bir taraftan izlendik. Birçok katılımcıya ulaştık. Çok teşekkür ediyorum Emre öğretmenim. Evet. Teşekkürler devam ediyor. O halde diyoruz ki bilimle kalın, bizimle kalın diyoruz ve umarım matematiği böyle sevgi duyan, merak duyan, araştıran, öğrenen, neden, niçin, nasıl sorularına yanıt arayan aslında. Sadece sonuçlarıyla değil aslında altyapısıyla, bu ne, nereden gelmiş, nerede kullanılıyor diye böyle merak içerisinde konuya bakan öğrencilerimiz ve onlara destek olan ailelerimiz, ebeveynlerimiz olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın. İyi akşamlar diliyorum. Manisa'ya, Salihli'ye çok selamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Bütün katılımcılarımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Emre öğretmenimize de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz bütün katılımcılarımıza. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum bütün katılımcılarımıza. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.